Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi programımızda tarihsel olaylara, konulara ve kişilere ışık tutmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince sizi bilgilendireceğiz sohbetlerimizle. Tabii ki sohbetlerimizle değerli arkadaşım Mark Madrigal ile beraber her zaman olduğu gibi yapacağız. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet, bugün önemli bir konu var. İstiyorsan konumuzu sen bir başlık olarak söyle. Evet, bugün özellikle 1. ve 2. yüzyılda Roma kaynaklarına geçmiş olan Hristiyanlıkla ilgili kayıtları inceleyeceğiz. Şimdi ilk yüzyılda Hristiyanlık tabii bilinmeyen bir yeni akım olduğu için özellikle Romalılar Hristiyanlara bayağı zulmetmiştir. Bayağı korkmuşlardır. Tabii ki yani insan normalde bilmediği şeyden korkar. Ancak biraz öğrendiği zaman onu algılamaya başlar. Nitekim Türkiye'de de aslında böyle şeyler yaşıyoruz. Mesela birçok kişiden duymuşuzdur. Yok efendim işte Hristiyanlar İncil'lerin arasına para sokuyorlarmış. Yok efendim işte Hristiyanlar cinsel serbestlikle yaşıyorlarmış gibi şeyleri muhakkak duyuyoruz. Tabii ki bunların hepsi yalandır. Bunlarla Hristiyanlıkla hiçbir alakası yoktur. Hatta Kutsal Kitap bunlarla ilgili çok sert emirler vermiştir. Gerek zina konusunda, gerek sarhoş olmama konusunda ve parayla da inancı yaymama konusunda. İncil'de de zaten bu büyücü Simon örneği var mesela. Kendisi parayla satın almak istiyor bir şeyleri, kutsal ruhu aslında. Ki demek ki bugünkü yaşadığımız bu olaylar ilk yüzyılda da benzer şekilde işliyordu. En azından Grek ve Roma dünyasında. Mesela işte ilk yüzyılda özellikle Hristiyanlarla ilgili işte onlar ateisttir deniliyordu. Çünkü ne Roma İmparatoruna ne de Grek ilahlarına tapınıyorlardı. Aynı zamanda yok efendim toplantılarında cinsel ilişkiye giriyorlar, ensest işliyorlar. Çünkü birbirlerine abi, abla, kardeş demektedirler. Aynı zamanda işte bu Evkaristiya dediğimiz olay, yani Hazreti İsa'nın bedenini ve kanını simgeleyen o ekmek ve şaraptan aldıklarında paganlar veya Romalılar bunu işte yamyamlık olarak yorumluyordu. Yani onlar kendi üstadların kanını içiyorlar, etini yiyorlar şeklinde. Dolayısıyla hep böyle bir yanlış anlaşılmalar, hep bir korkular, tabii yeni bir din olduğu için. Evet. İlginç olan bu tarz şeyler Roma kayıtlarında yerini buldu. 1. ve 2. yüzyılda farklı farklı Roma tarihçileri bundan bahsetmektedir. Yani bu kayıtlar çok önemli çünkü bu kayıtlarla şunu söyleyebiliriz. İncil dışında bir teyit söz konusu. Hem Hristiyanlıkla ilgili hem de Hazreti İsa'nın haça girilmesiyle ilgili. Pontius Pilatus döneminde. Dolayısıyla bu kayıtlar çok önemli ve birkaçına bugün bakmış olacağız. Evet, aslında dediğin gibi bugün inceleyeceğimiz birkaç tane kayıt var. Evet. Bunlar çeşitli Roma kayıtları ve buralarda özellikle Hristiyanlar hakkında çok net bilgiler var, veriler var. Ne olduğu hakkında onların görüşlerini bir şekilde bize aktaracaktır. Burada genç Plinius adında değil mi? Evet, kendisi İznik valisidir. İznik o dönemde 1. yüzyılda sonlarında Bitinya bölgesinin eyaletinin başkentidir İznik. Ve kendisi İznik'te vali olarak atanıyor. Oradayken de aslında birkaç inşaat projesine el atıyor. Bugünlerde İznik'i ziyaret edecek olursanız orada bir tiyatro kalıntısı görmek mümkün. Bu Plinius'un başlattığı tiyatro ilginç bir tiyatrodur. Çünkü normalde Anadolu'da tiyatrolar yamaçlarda inşaat edilmişler. Evet, genelde amfitiyatroların yapılış tarzı. Aynen, ama bu yamaçta inşaat edilmemiştir. Tümüyle kendisi kendiliğinden dik durmaktadır. Bir yamaç olmaksızın ki bu nadir rastlanan. Belki Aspendos tiyatrosu var Antalya civarında. O vardır benim aklıma gelen ama onun dışında az sayıda, çok az sayıda günümüze ulaşmıştır. Plinius'un tiyatrosu bunlardan biri.
Fakat bu tiyatro da inşaat halindeyken İznik'e büyük bir deprem vuruyor. Ve neticesinde tiyatro hiçbir zaman tamamlanamıyor. Ama harabeleri Bugün halen. bugüne ulaştı ve şu aralar bildiğim kadarıyla bir kazı, bir arkeolojik kazı ve restorasyon projesi yapılıyor. Tiyatro O için. Tiyatroda en son birkaç ay önce gitmiştim oraya. O henüz devam etmektedir. Ve Genç Plinius'un kayıtlarında geçen ilginç bir olay var. Aslında kendisi İznik'te iki tane diakon veya diakos dediğimiz kişi, yani kilisede hizmet eden kadını buluyor ve onları sorgu altına alıyor. Hani nedir bu Hristiyanların inandığı, ibadet ettiği bu şeyler. Aynı zamanda İmparator Trajanus'a mektup yazıyor ve ona diyor ki yani ilk defa böyle insanlarla karşılaşıyorum. Ben ne yapmam lazım tam emin değilim. Bazıları bu yargı sırasında, bu işkenceler sırasında ölüyor. Bazıları ise İsa'yı inkar edip pagan ilahlara dönüyorlar. Ve böyle Trajanus ve Plinius arasında ilginç bir mektuplaşma söz konusu. Söz konusu. 112 yıllarında filan. Peki Genç Plinius'un yazdığı kayıt burada aslında var. Evet. İstiyorsan onu İstiyorsan da... oku. Tabii. Diyor ki Genç Plinius bir rapor yazıyor tabii ki. Ve bu yazdığı raporda Hristiyanlardan şu şekilde bahsediyor. Bir Hristiyan sorguya çekilirken hiç hazır bulunmadım. Bu yüzden verilen cezaların tam mahiyetini veya soruşturmaya yol açan sebeplerin detayını bilmiyorum. Ben onlara Hristiyan olup olmadıklarını sordum. Olumlu cevap verdikleri takdirde bu yüzden alabilecekleri cezayı hatırlatırken bir iki kez daha aynı soruyu tekrarlıyorum. Aynı cevapta ısrar ettikleri takdirde cezanın kesilmesini buyuruyorum. Çünkü kabul ettikleri suç ne olursa olsun böyle bir inat ve ısrar böyle bir cezayı ancak hak eder. Onlar tek suçlarının şu aşağıdakiler olduğunu beyan etmektedirler. Şafak sökmeden haftanın belirli bir gününde düzenli olarak bir araya gelerek Tanrı saydıkları Mesih'e ilahiler söylüyorlar ve hırsızlıktan, zinadan ve benzeri şeylerden uzak duracaklarına dair ant içiyorlar. Bu kuşkulanmama sebep oldu ve beni arkasındaki gerçekleri araştırmaya itti. Böylece diyakoz unvanı taşıyan iki kadın köleye işkence yapmalarını emrettim. Tek bulabildiğim son derece sapkın bir tarikat oldu. Evet, böyle ilginç bir kayıt düşmüş. Daha sonra bu imparator ona geri yazıyor bir mektup. Diyor ki evet iyi yaptın, ben senin durumunda olsam aynı şekilde bu durumu yargılardım diye. Böyle bir mektup alışverişi oluyor ve bu tarih kitaplarında, tarih kayıtlarında yer almış oluyor. Bir ikinci önemli kayıt Roma tarihçisi Tacitus tarafından yapılmaktadır. Şimdi Tacitus özellikle Nero'nun döneminden bahsetmekte. Biliyorsun Nero'nun dönemi Roma'nın yakılmasıyla meşhur bir dönem. Tabii tarihçiler tam olarak bunun nasıl gerçekleştiğini kestiremiyorlar, bilemiyorlar henüz. Evet. Bazılarına göre Nero'nun kendisi Roma'yı yakmıştır. Yaktır. Çünkü biraz delidir ve Roma'yı tekrardan inşaat ettirmek istiyordur. Kendi hayal kurduğu projelerle biraz delilik söz konusuydu bu imparatorla. Fakat bu yakılma olayından sonra suçu Hristiyanlara atıyor. Ve birçok Hristiyan Roma'da böylece ölüyor. Tarihçi Tacitus da bunun kaydını alıyor. Ve gene ilginç bir yazı ortaya çıkıyor. Hem İsa ile ilgili hem Pilatus ile ilgili. Yani İsa'yı çarmıha gerdiren Roma valisi ile ilgili. Bu yazıda da yani Tacitus'un bu yazdığı yazıda da şu şekilde ifade ediliyor. Böylece Nero bu sesi yani Roma'yı yaktırdığı için onu suçlayan sesi başka yöne çevirip ondan kurtulmak için aşırılıklarından ötürü halkın nefretine hedef olup Hristiyan ismini alan insanları suçladı
ve işkence ettirmeye başladı. İsimleri Tiberius imparator olduğu sırada Yahuda valisi Pilatus tarafından idama çarptırılan Hristos'tan yani Mesih'ten geliyordu. Bu zararlı batıl inanç bir süreliğine kontrol altına alındıktan sonra yalnız ortaya çıktığı Yahudiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana gelen her türlü vahşet ile utanç verici şeylerin kutlandığı Roma'da bile tekrar güçleniyordu. Evet. Bu da Tacitus'un. Bu da Tacitus'un yazdı. Yani Plinius'un ve Tacitus'un gördük. Tabii bunlar çok önemli çünkü bu kayıtlardan anladığımız kadarıyla daha 1. yüzyılın sonlarında yani hemen İsa'nın tarihselliğini öğrenmiş oluruz. Pilatus'un tarihselliğini, dolayısıyla İncil'in güvenilir bir kaynak olduğunu ama aynı zamanda İsa'ya bir tanrı olarak tapınıldığını. Çünkü bazı tarihçiler biliyorsun bunların sonradan geliştiğini varsaymakta ama bu kayıtlar tam tersini göstermekte. Üçüncü önemli bir kayıt yine başka bir tarihçi Suetonius tarafından yazılan bir kayıttır. Evet. İstiyorsan onu da okuyalım. Yani burada tarihçinin yazdığı şu şekilde. Tabii ki özellikle İmparator Claudius döneminde Hristos adında bir Yahudi yüzünden Roma'da çıkan kargaşayı bastırmak için Yahudileri Roma'dan kovduğunu burada belirtiyor. İsa'dan evet. Sonra 120'de. Şöyle deniyor. Hristos'un kışkırtması nedeniyle sürekli sorun çıkartan Yahudiler Roma'dan kovuldu. Evet, nitekim de aslında aynı şekilde Claudius döneminde Roma'dan kovulan Yahudiler olduğunu da biliyoruz. Hı hı. İncil'de adı geçen Priscilla ve Aquila bunların iki tanesi. Elçilerin İşleri 18. bölümde geçiyor bu iki isim. Hı hı. Orada da İncil'de okuduğumuz kadarıyla Claudius döneminde bu Yahudiler Roma'dan kovuluyor. Çünkü bir kargaşa oluyor. Herhalde Yahudilerin içinde hani Mesih'i izleyen Yahudiler ve diğer Yahudiler arasında bir kavga filan bir şeyler çıkıyor. Tam emin değiliz ama neticesinde bu imparator da onları kovmuş oluyor. Ve burada aynı galiba tarihçinin bir yazısı daha var. Evet. Bir not daha düşünmüş. Diyor ki Hristiyanlara ceza veriliyor, işkence yapılıyordu. Çünkü yeni ve zararlı bir batıl inanca teslim olmuşlardı. Evet. Bu da aslında Roma dünyasının nasıl gördüğünü gösteriyor. Yani batıl bir inanç olarak görüyorlar. Evet, evet. Çünkü kendi çok tanrılı dinlerine karşılık tek tanrıyı savunan tabii. bir dini de tabii. karşılaşmıştır Roma dünyası. Tabii, tabii. Ve sosyal açıdan bakacak olursak, yani ilk dönem Hristiyanları gerçekten çok zor bir hayat sürdürüyorlardı. Yani bir örnek vermek gerekirse, mesela Bergama'ya gittiyseniz orada, özellikle bunu görmek çok kolay. Ana binalarının yani tiyatro, amfiteyatro binası veya kütüphane binası veya diğer önemli kamu binalarının yanında her zaman bir o tanrıyı bir tanrının mabeti olur. Hı hı. Yani mesela ne demek istiyorum bununla? Amfiteyatronun yanında mutlaka küçük de olsa bir tane Bacchus veya Dionysus tapınağı olur. Eğlence tanrısı. Çünkü kendisi eğlence tanrısıdır. Tanrısı. Aynen öyle ve tiyatro onu temsil etmektedir. Tabii. Aynı şekilde kamusal tanrılar vardır. Evet, Roma'da. aynı şekilde mesela bir kütüphaneye gideceksen kütüphanelerin yanında hep bir Atina tapınağı çünkü kendisi bilgelik tanrıçası. İlginç olan şey şudur. Antik dönemde eğer bu kamu binalarını kullanmak istiyorsan İlk önce kamu binalarını temsil eden o tanrıların tapınağına gidip bir adak sunman gerekiyordu. Hmm. Bu normalde para ile oluyordu. Bazen yani bir kütüphaneden yararlanmak istiyorsam Atina sunağına gidip aynen. Adak adamam gerekiyor. Aynen oraya bir adak para ödüyorsun ama tabii evet. o bir adaktır o tanrıçaya. Tiyatrolar için de aynı, hastaneler için de aynı. Hastaneye girmeden önce Asklepios. Şifa tanrısına bir adak sunmak zorundasın. Dolayısıyla yani bir hayal edelim. Yani o 1. yüzyıldaki Hristiyanların durumu elbette tek tanrıya inanıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla kendilerine kapanıyorlar. Ne bu kamu binalarını da ziyaret edemiyorlar. Çünkü yani kendilerinin bu prensipleri var. Hı hı. Bu prensipleri ihanet edemiyorlar.
Dolayısıyla çok zor durumda kalıyorlar. Tabii Roma toplumu da, halkı da bunu nasıl yorumluyor? Bunlar bir tarikattır, bunlar gariptir, bunlar herhalde işte gizli toplantılar yapıp işte garip şeyler yapıyorlar, yamyamlık yapıyorlar, şunu yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla biraz da hani programın başında da dediğimiz gibi bilmediğin insandan veya şeyden insan korkar. Tabii. Biraz bu söz konusu açıkçası. Tabii bundan dolayı da birçok Romalı, tarihçi olsun veya diğerleri, Hristiyanlarla dalga geçiyor. Bu Samsatlı Lucian, bir sonraki alıntımız aslında bunu göstermektedir. Kendisi çok açık bir şekilde Hristiyanların bu batıl inançlarıyla diyelim dalga geçmektedir. İstiyorsan onu da okuyorum. Hristiyan, bu Samsatlı Lucian'ın ifadesinden aktarıyoruz. Hristiyanlar hala bugünlerde ayinlerini geliştiren ve bundan dolayı çarmıha gerilen seçkin bir adama tapıyorlar. Bu zavallılar ölümsüz olduklarına inanıyorlar. Bu da ölüm önündeki tavırlarını ve özverilerini açıklamaktadır. Hocaları tarafından dinden döndükleri andan itibaren kardeş olduklarını hocalarından öğrenmiş ve tanrıları reddetmişlerdir. Bunun yerine çarmıha gerilmiş bilge hocalarına tapınırlar ve emirlerini yerine getirirler. Bunun hepsini iman ile kabul ediyorlar. Dünyevi mallarını hor görüp birbirleriyle ortak mülkiyetlerini paylaşıyorlar. Evet, ki bu Samsatlı Lucian'ın resmettiği tablo aslında İncil'in Elçilerin bölümü, Elçilerin İşleri bölümünde ilk kilisenin, imanlı ilk Hristiyan topluluğun aslında çizgisini gösteriyor, değil mi? Aynen öyle. Çünkü orada da işte mallarını paylaşıyorlardı. Hiç fark gözetmeden her şeylerini bir büyük bir aile gibi ortaklaşa kullanıyorlardı. Müthiş bir ve diyor yani ölümsüz olduklarına inanıyorlar diyor. Ölümsüz olduklarına inandıkları için de diyor bu herhalde onların diyor o işte işkencelere ya da ölüm cezalarına karşı olan korkusuzca duruşlarını da bir şekilde açıklıyor diyor. Evet. Yani tabii ki burada tamamen bir Romalının dışarıdan bakıldığında, bakışı. Evet. Dışarıdan baktığında görülüyor. Yani ilginç kayıtlar görüyoruz Roma'da. Bir sonraki alıntımız Flavius Josephus. Kendisi aslında bir Musevidir, bir İbranidir. Fakat Roma vatandaşıdır aynı zamanda. Ve Kudüs'ün yok edilişinden sonra Roma orduları tarafından kendisi de Roma'ya gidiyor. Ve kendi halkı Yahudiler ile ilgili bir tarih kitabı yazıyor. Zaten Yahudilerin tarihi diye bilinmekte bu kitap. Ve orada da gene bu Hristos denilen, Mesih denilen kişi ile ilgili bir alıntı söz konusu. İstiyorsan onu da okuyalım. Diyor ki, o dönemde İsa adında bir bilge adam ortaya çıktı. Eğer ki ona insan denilebilirse, olağanüstü işler yaptı ve gerçeği zevkle kabul edenlerin öğretmeni oldu. Birçok Yahudi ve Yunanlıyı peşinden sürükledi. Kendisi Mesih'ti. Halkın ileri gelenleri onun hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Roma valisi olan Pilatus onu çarmıha mahkum etti. Ne var ki onu sevenler yine sevgisine bağlı kaldılar. Tanrı kulu peygamberlerin kendisi hakkında önceden bildirdikleri bu ve bunun gibi bir sürü harika uyarınca öldükten 3 gün sonra kendi taraftarlarına diri olarak göründü. Ondan ismini alan Hristiyanlar kabilesi varlığını günümüze kadar sürdürmektedir diyor. Evet. Yani Hristiyan kabilesi ifadesini kullanıyor. Evet. Resmen onlara farklı bir kavim olarak bakınıyor. Tabii bu Josephus'un aslında yazısı biraz problemli bir yazı. Çünkü bazı cümleler büyük ihtimalle sonradan eklendi. Özellikle rahipler tarafından manastırda çoğalınca. Mesela bu eğer ki ona insan denebilirse olağanüstü işler yaptı cümlesi. Evet. Bir de işte kendisiyle ilgili önceden bildirdikleri ve bunun gibi bir sürü harika uyarınca öldükten 3 gün sonra dirildiği ifadesi orada başkaları tarafından eklenmiştir deniliyor birçok bilim adamı tarafından. Ama onları saymasak da burada 3 şey görüyoruz.
Birisi ondan Hristos olarak, Mesih olarak bahsetmesi. İkincisi Pilatus'un onu çarmıha mahkum etmesi. Ve üçüncüsü belirttiğin... Takipçilerinin, evet. Yani Hristiyan kabilesinin, evet, onu takip etmesi. Evet. Tabii aslında ilk baştaki o cümle de çok önemli. O dönemde diyor İsa adında bilge, evet, bir adam ortaya çıktı. Evet. Yani bu en azından tarihsel olarak, evet, onun varlığına düşülebilecek yani bir not. Evet, bir aynen öyle. Delil anlamında. Aynen öyle. Sırada herhalde şey var. Marabar Serapion diye bir evet, yazarın tespitleri de var. Evet, aslında ona bir yazar denilemez. Evet. Fakat şöyledir. Aslında kendi oğlu kendi oğluna bir mektup yazmaktadır. Mara Bar Serapion bu hapistedir ve oğluna mektup yazarken ilginç ifadeler kullanmıştır. Ve bu ilginç ifadelerden dolayı birçok kişi burada İsa hakkında bahsettiğini düşünmektedir. Ona istiyorsan ona da geçelim. Diyor ki Atinalılar Sokrat'ı ölüme göndermekle ne kazandılar? İşledikleri suçun cezası olarak kıtlık ve salgın hastalıklar meydana geldi. Samosluları Pisagor'u yakmakla ne kazandılar? Bir anda memleketleri kum altında kalıverdi. Yahudiler bilge krallarını idam etmekle ne kazandılar? Tam bundan sonra krallıkları yok edildi. Tanrı bu üç bilge adamın öcünü alarak adaleti sağladı. Atinalılar açlıktan öldüler. Samoslular denizin suları altında kaldılar. Ve Yahudiler ise yıkıma uğrayıp dağıldılar ve sürgünde yaşıyorlar. Fakat Sokrat ile iyilikleri ölmedi. Platon'un öğretilerinde yaşamaya devam etti. Pisagor ile iyilikleri ölmedi. Hera heykelinde yaşamaya devam etti. Bilge Kral da iyilikleriyle ölmedi. Verdiği öğretişlerinde yaşamaya devam etti diyor. Evet, aynen öyle. Yani burada Bilge Kral olarak kastettiği İsa Mesih'ten bahsediyor. Büyük ihtimalle çünkü orada bu Bilge Kral'ın idam edilmesini, öldürülmesini başka bir ilahi olayla, yani 70 senesinde Romalılar tarafından Kudüs'ün yok edilmesine bağlıyor. Yani büyük ihtimalle böyle yaptıkları için Tanrı şimdi onları şu şekilde cezalandırmaktır diyor. Büyük ihtimalle orada kastettiği Bilge Kral, bilge kişi İsa'nın kendisidir. Zaten çarmıhtayken ona bir lakap takmışlardı. Yahudilerin kralı diye. Yahudilerin kralı, evet. Orada çarmıhta asılıyken Lehva'ya o ismi yazmışlardı. Ve daha sonra hatırlayacak olanlar olursa da o levhayı görünce diğer Yahudiler bunu indirin dediklerinde, evet, Romalılar biz yazdık oldu, evet, dediler. Yani, Pilatus diyor aslında. Pilatus diyor, evet, aslında tabii ki. Hani orada da siyasi gücü göstermek anlamında, evet, ama asıl önemli olan Yahudilerin kralı olduğu, evet, tasdiktir, yani tasdik edilmiştir. Evet. Başka kaynaklar var mı? Yani bunlar en belirgin olanları belki, evet, de Hristiyanların geçtiği. Evet. Ama başka irili ufaklı kaynaklar var mı ya da tarihe düşünmüş bazı şeyler? Var elbette. Bu baktığımız Roma kaynaklarıydı ama bir de Yahudi Talmud'unda da kaynaklar var. Onlara detaylı bakmayacağız çünkü yoksa çok, evet, çok zamanımız da kalmadı zaten yani ama. Çok zamanımızı alacak ama orada özellikle gene bunlara benzer. Yani Mesih diye veya İsa, Yeşua adında birisinin olduğu ve bu kişinin yaptığı mucizelerle insanları kandırdığı, aslında mucize de demiyorlar, büyü diyorlar. Hani insanları büyüledi ve onları sapkınlığa uğrattı, kandırdı. Ama benzer ifadeler gene öldüğüyle ilgili vesaire. Yahudi Talmud'unda da böyle kaynaklar mevcut. Bu aslında bir şeyin de varlığını ispat ediyor. Genelde, evet, bazı iddialar var son dönemlerde. Yok işte, evet, İsa diye birisi yaşamadı. Evet. İşte bunu bir Roman, Roma Yahudi dini, evet, ortaya çıkardılar. Biraz, evet, Yahudilerden aldılar, biraz Roma'dan eklediler. Evet. Ortaya çıktı şeklinde pek çok iddia var. Evet. Ama bunlar gösteriyor ki özellikle Talmud'da da olsun, evet, tarihçilerin yazdığı ya da sıradan insanların, evet, yazdığı şeylerde, mektuplarda görülüyor ki aslında tarihsel İsa'nın da yaşadığına dair ve bunun öğretilerinin Kudüs'ten çıkıp bütün Roma dünyasına, tabii, yayıldığına ilişkin bir sürü kanıt var zaten. Tabii bunlar hepsi teyittir. Yani Hristiyanlığın tarihselliğine, İsa'nın tarihselliğine,
İncil'in tarihselliğine. Çünkü Evet. birçok hani İncil değiştirilmiştir diye iddia ortaya atılıyor ama bunlar gösteriyor ki gerçekten İncil o dönemki zamanı yansıtmaktadır. Evet, gerçekten de önemli aslında detaylar, Evet. önemli dipnotlar bunlar Evet, aynen öyle. tarih açısından. Çok teşekkür ediyorum Mark, Ben teşekkür ederim. düşüncelerin için. Evet sevgili seyirciler, bir Tarihin Dipnotları programının daha sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.